Ağzı belli Şeytan'ı Elhamdülillahi Vahde. Ve Salat ve Selam Ala Mella Nabiye Kıymetli dostlar, Mishkatül Mesabi adlı eserimizin 18. hadisi şerifiyle ile birlikteyiz. Galen müellif Rahimahullah. Ve An Ubadet Bin Sa'mit Radiyallahu An. Hadis şerifimiz Ubadet Bin Samit Radiyallahu An efendimizden bize ulaşmış. Mirkatül Mefatih isimli Mişkat şerhinde Ali Kari Hazretleri Ubade bin Samit radıyallahu anh'ın künyesini Ebul Velid el Ensari, Ebal Velid el Ensari şeklinde kaydetmişler. Kendisiyle ilgili olarak Akabe'de biat eden 12 kişiden birisi olduğu Bedir ve diğer bütün savaşlara kendisinin katıldığını Hazreti Ömer Efendimizin döneminde Şam valisi olarak görev yaptığını, daha sonra Filistin'e buradan geçtiğini, Remle denilen Filistin sınırları içerisindeki yerde vefat ettiğini ifade ediyorlar. Vefat yılı olarak da 34 yılını ve Hazretin 72 yaşında vefat ettiği bilgisini paylaşmışlar. Bu büyük sahabe efendimiz, gal Gala Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu demiştir kendisi. Ve havlehu isabetun min ashabihi. Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafında ashabından bir grup bulunduğu halde Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bayi'uni ala en la tuşriku billahi şey'en. Bana Allahu Teala'ya herhangi bir şeyi ortak koşmayacağınıza dair biat ediniz ve la tesriku hırsızlık yapmayacağınıza ve la zina yapmayacağınıza ve la taktulu evladikum evlatlarınızı öldürmeyecekle öldürmeyeceğinize ve la tetu bi buhtanin teftarunuhu beyne eydikum ve arculikum ve elleriniz ve ayaklarınız sebep kırınarak birbirinize iftira vesilesi yaptığınız buhtana başvurmayacağınız yani buhtanı terk edeceğinize dair ve la ta'su fi ve iyi olan şeylerde isyan etmeyeceğinize dair bana biat ediniz buyurdu efendimiz aleyhisselam. Yine sözlerine devamla ve men veffa minkum. Şuradaki veffa kelimesiyle ilgili Aliül Kari Hazretleri bu kelimenin vefa ve veffa şeklinde iki türlü okunmasında caiz olduğunu ifade etmişler sizden kim bunları yerine getirirse yani şurada verilen sözleri yerine getirirse feecruhu alallah onun karşılığı ücreti tabiri caizse Allahu Teala'ya aittir. Dünyada veya ahirette Cenab-ı Hak bu verilen söze uygun hareket edenleri mükafatlandıracaktır ve men asabe min zalike şey'en. Yani bir kimse bir günah işler bu günaha sebebiyle de onun başına bir iş gelirse fe'ukibe bihi fi dünya. Dünyada bu kimse onunla efendim cezalandırılır. Ee, başına gelen bir şey efendim e, bunu şöyle ifade edelim daha anlaşılabilir olması bakımından bir kimsenin bunlardan bir tanesi başına gelirse yani şu konuda söz verdi ama bunu yerine getiremedi. Dünyada bu kimseye karşılığı verilebilir. Fehu ve kefaretun lehu. Bu dünyada başına gelen ceza, bir bela, musibet o kimse için bir kefaret olur. Ve men asabe min zalike şey'en. Şimdi bir kimsenin başına herhangi bir şey İsa bunlardan herhangi bir şey isabet eder. Sübme setarahullahu aleyhi fi dünya. Allahu Teala bunu dünyada gizleyebilir. Yani illa dünyada cezasını verecek diye bir e, kesin kural yok. Fehuve ilallah bu kimsenin işi Allahu Teala'ya kalmıştır. İn şaa'e afa anhu dilerse onu bu e, günahı sebebiyle affeder ve in şaa'e dilerse bu günahı sebebiyle onu cezalandırır. Fe bayanahu ala zalike işte biz bütün bunlara e, uyacağımıza dair Allah Resulü Aleyhisselam'a biat ettik buyuruyor. Ubade bin Samit radıyallahu anh. Hadis-i şerifimiz müttefakun aleyh. Yani İmam Bukhari ve Müslim Hazretlerinin sahihlerinde ortaklaşa rivayet ettikleri bir hadis-i şerifimiz. Ayrıca Ali Yulkari Hazretleri, İmam Tirmizi ve İmam Nesai Hazretlerinin de bu hadis şerifi eserlerinde, sünenlerinde rivayet ettikleri bilgisine yer vermişler. Rabbimiz bu dile getirilen hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi, bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.